Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugünkü videomuzda da gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Kıymetli dostlar, tahmin edeceğiniz üzere bugün de oldukça yoğun bir gündem ve sizlerin karşısında olacağım. Bugünkü ilk konu başlığımızda hep birlikte bir Fransız medyasına gideceğiz. Fransız medyasından L'Equal, Türk insansız hava araçlarına ilişkin ilginç bir yorumda bulundu. İnsansız hava araçlarını ele almış olduğu bir analizinde Türk insansız hava araçlarına yer verdi ve Türkler insansız hava araçları sayesinde farklı bölge nüfuzunu artırıyor dedi. İsterseniz haberimizin detayları bir karşımıza gelsin. Türkiye savunma sanayinde attığı adımlarla uluslararası arenada dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Yerli ve milli imkanlarla üretimi gerçekleştirilen silahlı insansız hava araçları tarafından çeşitli ülkelerdeki savaş alanlarında kaydedilen başarı gözü çarpıyor. Fransız L'Equal gazetesi Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar TB2 siyalardan övgüyle söz etti. L'Equal gazetesinin haberinde silahlı insansız hava araçları Türkiye'nin yeni nüfuz aracı denildi. Haberde Türkiye'nin SİHA teknolojisi sayesinde Afrika, Orta Asya, Orta Doğu ve Avrupa'da nüfuzunu artırdığı ifade edildi. Doğal olarak içinizden şunu demiş olabilirsiniz. Ya Kaan, bize işte Türk insansız hava araçlarının övgü haberlerinden bahsetme. Zaten alıştık bu haberi, çabucak geç. Haklısınız. Yani dünyanın nerelerinden insansız hava araçlarımıza ilişkin övgüler almıştık. Fakat bu kez övgü Fransa'dan gelince sizlerle paylaşmak istedim. Hemen devamında ikinci konu başlığımıza geldiğimizde ABD'ye gideceğiz. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'ndan dün Türkiye'ye yönelik ilginç bir adım geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Türkiye'deki F-16'ların modernizasyonlarının desteklenmesi için Türkiye'ye tamı tamına 259 milyon dolar değerinde aviyonik satışının onaylandığını belirtti. Haberimizin detayları şu an sizlerle. ABD Dışişleri Bakanlığı mevcut F-16 uçak filosunu desteklemek üzere Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne 259 milyon dolar tahmini maliyetle savunma ürünleri ve hizmetlerine yönelik olası bir yabancı askeri satışı onaylayan bir karar aldı. Söz konusu karar, otomatik yer çarpışma önleme sistemi kabiliyetine sahip operasyonel uçuş programı aviyoniklerinin yazılım yükseltmelerini ve Link 16 diye de bilinen çok fonksiyonlu veri dağıtım sisteminin entegrasyonunu sağlamak için donanım değişikliklerini içeren savunma ürünlerini ve hizmetlerini kapsıyor. Satışla ilgili olarak ABD Dışişleri tarafından yapılan açıklamada önerilen bu satış, Türkiye'nin NATO ile birlikte çalışılabilirliğini geliştirmeye ve Türkiye'nin mevcut F-16 uçaklarının uçuş güvenliğini sağlamaya yardımcı olacak. ABD'nin dış politika ve ulusal güvenlik hedeflerini destekleyecektir. Satış, Türkiye'nin mevcut ve gelecekteki tehditleri karşılama kabiliyetini artıracak ve ana vatanını ve orada konuşlu ABD personelini savunmasına yardımcı olacaktır diye ABD Dışişleri Bakanlığı açıklamalarını sonlandırdı. ABD Dışişleri Bakanlığı yapmış oldukları açıklamasının son kısmında da ne demiş biliyor musunuz değerli dostlar? İşte ABD tarafından onaylanan bu satış, Türkiye'ye onaylanan bu satış bölgedeki askeri temel dengeleri değiştirmeyecektir demiş. Merak etmeyin, sizin öyle 3-5 tane vermiş olduğunuz F-16 aviyonik sistemleriyle, yeni güncellemelerle evet belki kabul, bölgedeki temel askeri denge değişmeyebilir ama biz Allah'ın izniyle milli muharip uçağı o dengeyi Allah izin verirse alt üst edeceğiz. Yani sizin vermiş olduğunuz öyle çok küçük parçaların onayını verdiler. Öyle büyük büyük yükseltmeler, işte blok 70 seviyesine yükselttik falan filan böyle bir durum söz konusu değil. Kendi içerisinde işte NATO'nun haberleşme ağı için gerekli olan sistemlerin satışını gerçekleştirdi ABD. Yine kendisini düşündüğünden yani. Zaten metinde de belirtmişler. İşte Türkiye'de bulunan ABD askerlerinin güvenliğinden bahsetmişler. Yemişim sizin güvenliğinizi diyorum be. Devamında bugünkü 3. konu başlığımıza geldiğimizde çok önemli bir habere gideceğiz. Hep birlikte Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın yapmış olduğu açıklamalara gidiyoruz. Cumhurbaşkanımız Erdoğan İstanbul Üsküdar'da yaşıtlarımla yapmış olduğu sohbette çok ilginç bir ifade kullandı. Dedi ki Erdoğan, İngiltere Türkiye'ye gel beraber denizaltı yapalım diye bir açıklamada bulundu Cumhurbaşkanımız. İsterseniz detaylar bir karşımıza gelsin. İngiltere'nin derdi neymiş hep birlikte öğrenelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Üsküdar'da gençlerle sohbet etti. Türk medyası tarafından yapılan habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan İngiltere'nin denizaltı yaptırma noktasında işbirliğine gitmek istediğini kaydetti. Erdoğan aynen şu ifadeleri kullanmış. Bir uçak gemisi montaj olur mu? Elektronik aksamlarında montajlar olabilir ama TCG Anadolu'nun bir defa tamamıyla aksamı Türkiye'nin tersanelerinde yapılmıştır. Bugün Türkiye'nin tersaneleri dünya denizcilik yarışında belli yeri yakalamış olan tersanelerdir. Türk tersanelerinde ABD'den, Pakistan'dan gelerek fırkateyn yaptıranlar olduğuna değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun yanında uçak gemisi ve denizaltı yaptırmak isteyenlerin de olduğunu ve İngiltere'nin denizaltı yaptırma noktasında
konusunda işbirliğine gitmek istediğini kaydetti. Erdoğan, denizaltının ötesinde yeni bir adım attıklarını belirterek, attığımız yeni adımda da inşallah biz insansız denizaltı üretme noktasına doğru geliyoruz. Yeni teknoloji sürekli kendi kendini yeniliyor dedi. Sizlere aktarmış olduğum bu haberin bana kalırsa iki farklı yönü bulunmakta. İlk yönü, geçtiğimiz günlerde hatırlayacağınız üzere dünyanın teknoloji devi olarak bilinen Japonya, dünyaya teknoloji satan Japonya'ya Türk insansız hava araçlarını satabileceğimizden bahsetmiştik. Hemen devamında ise İngiltere'den böyle bir çıkışın gelmesi ve bu çıkışın bizzat Cumhurbaşkanımız Erdoğan tarafından dile getirilmesi oldukça önemliydi. Yani gelen bu açıklamalara bakaraktan şunu rahatlıkla, iştenlikle söyleyebiliriz ki Türkiye gemi tersaneciliğinde de gerçekten de şu an dünyanın en önde gelen ülkelerinden bir tanesi ki İngiltere işbirliği yapmak istiyor. Hemen devamında ise hemen İngiltere mevzusunu, özellikle de denizcilik alanında İngiltere mevzusunu duyunca, İngiltere kıymetli dostlar sağ bakalım bu konularda. Belki de aramızda bilenler vardır. Bundan yaklaşık 110-120 yıl kadar önceydi. Osmanlı kuvvetleri, Osmanlı halkı kıt kanaat elinden böyle paraları biriktirerekten gidiyor. İngiltere'den iki tane savaş gemisi alıyor. Fakat işte İngilizler sözde 1. Dünya Savaşı başladı sebebine dayanaraktan bizim savaş gemilerimize, parasını ödediğimiz savaş gemilerine el koyuyor. Yani İngiltere'nin bu yapmış olduğu olay yıllar geçse de halen unutulmadı. Yani kıymetli dostlar, İngiltere bu konuda sabıkalı. Bizim parasını vermiş olduğumuz gemilerimizi neden vermemişler yıllar önce? Tabi böyle bir gelişme yaşanınca benim birden aklıma geldi. Bilmiyorum, belki de ben bu olaylara duygusal yaklaşıyorum, fakat devlet aklı tabii ki de en mantıklı kararı verecektir. Ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun diyorum ve akabinde bugünkü 4. konu başlığımıza geldiğimizde olaylar. Şimdi kıymetli dostlar, hatırlayacağınız üzere Selçuk Bayraktar TCG Anadolu gemisinin üzerine ailesiyle birlikte çıkmıştı. Kız çocuğuyla beraber bir fotoğraf çekinmişti. Selçuk Bayraktar'ın sosyal medya hesabından paylaşmış olduğu bu fotoğraf Türkiye'de gerçekten de çok büyük bir beğeni topladı. Fakat bizim sözde komşumuz Yunanistan bu fotoğraf karşısında çıldırdı. Selçuk Bayraktar'ın paylaşmış olduğu bu fotoğrafa Yunan medyasından Pentapostagma öyle bir başlık attı ki gerçekten de görmeniz gerek. İsterseniz detaylar bir karşımıza gelsin. Daha sonrasında gelişmeleri hep birlikte yorumlayalım. Bu fotoğraf hatırladınız değil mi? Selçuk Bayraktar geçtiğimiz günlerde paylaşmıştı TCG Anadolu'nun güvertesinden. Selçuk Bayraktar'ın bu paylaşımından sonra Yunan medyasından Pentapostagma hiç değiştirmeden aynen başlığı olduğu gibi sizlere aktaracağım. Aynen şu başlığı attı. Dedi ki, iliklerine kadar Barbar Erdoğan'ın damadının TCG Anadolu'dan Ayasofya'yı camiye çevirdiğini hatırlatan paylaşımları diye gerçekten de çılgına döndüklerini belirten bir paylaşımda bulunmuş Yunan medyası. Haberin detaylarına indiğimizde, Ortodoksluğun kutsal Paskalya sırasında Türkiye Cumhurbaşkanı'nın damadı Selçuk Bayraktar, helikopter gemisi Anadolu'nun içinde bize ailenin bazı kilit noktalarında varlığını hatırlatan bir fotoğraf gönderdi. Erdoğan hükümetinin Türk yetkilisi ve ünlü Türk insan hava araçlarını üreten Baykar şirketlerinin sahibi, yeni başarısı olan insan hava aracı Kızıl Elma'yı Türk Anadolu gemisinin güvertesinde sergileyerek Yunanistan'a karşı güç gösterisi yapıyor. Sebepler açık ve Ankara'nın Ege'nin herhangi bir yerinde bulunması, çok güçlü bir Yunan deniz yüzeyini ve tabii ki denizaltı kuvvetlerini harekete geçirecek olan bu geminin inşasından sonraki büyük propagandasını ilgilendiriyor. Son olarak da Yunan medyası, ancak Türklerin bu yapmış olduğu dini hoşgörüsüzlük ve neo-Osmanlıcılık yaklaşımı Yunanistan-Türkiye ilişkilerinde son derece tehlikelidir diye açıklamalarını sonlandırıyor. Olaylar bu şekilde. Şunu belirtmek isterim ki Selçuk Bayraktar bu fotoğrafı paylaştığında ben fotoğrafı zaten çok beğenmiştim. Hatta ilk beğenenler arasındaydım. Fakat Yunan medyasının bu tepkisini görünce fotoğrafa bir kez daha aşık oldum. Özellikle Selçuk Bayraktar'ın oradaki Ayasofya detayı Yunanlıları gerçekten de çıldırtmış. Yani Selçuk Bayraktar tek başına bile Yunanlıları, Yunan medyasını ayağa kaldırmaya yetiyor. Bugünkü 4. konu başlığımıza geldiğimizde sosyal medya haberlerimize gelmiş oluyoruz. Yine sizler için birbirinden önemli, birbirinden kıymetli haberleri bir güzel derledim. İsterseniz detaylar bir karşımıza gelsin. Bugün sosyal medyada neler yaşandı hep birlikte öğrenelim. Bugünkü sosyal medya haberlerimizde ilk olarak bir Reznikov'a gideceğiz. Gel bakalım Reznikov. Ukrayna Savunma Bakanı Oleksi Reznikov cezalı. Peki Reznikov neden cezalı? Kıymetli dostlar, Oleksi Reznikov işte Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken verilen Ukrayna kayıplarından bahsederken çok çirkin bir ifade kullandı geçtiğimiz günlerde. Aynen değiştirmeden sizlere aktarıyorum Reznikov'un açıklamalarını. Dedi ki, Rusya-Ukrayna savaşında elbette kayıplarımız var. Zira savaştayız. Ancak bu kayıplar Rus kayıplarından çok daha az. Size sayı veremem fakat toplam sayının Türkiye'deki depremde ölenlerin sayısından daha az olduğunu garanti edebilirim diye çok çirkin bir açıklama yaptı. Hatta bu açıklamayı ilk gördüğümde ben oldukça tepkiyle karşılamıştım. Bugün sabah saatlerinde ise Reznikov Türkiye'den özür diledi. İşte Ukrayna'daki veya Türkiye'deki herkesten içtenlikle özür dilerim diye açıklamalarına başlamış Reznikov. Sızdırılan Pentagon raporlarından detaylar gelmeye devam ediyor. Sosyal medyadaki dolaşan iddiaları sizlerle paylaşmak isteyeceğim. Sızdırılan Pentagon raporlarına göre Ukrayna Moskova'ya füzeyle vurursa Çin bunu bahane
edip Rusya'ya askeri destekte bulunacakmış. Sızdırılan raporlardan öğrenildiği belirtilen ikinci iddia ise Birleşik Arap Emirlikleri ABD ve İngiliz istihbaratına karşı koymak için Rus istihbaratından teknik destek istemiş. Üçüncü ve son iddia ise Amerikan istihbaratı Zelenski'yi dinlemiş. Zelenski NATO'dan uzun menzilli füze istemiş. Bu füzelerle Rusya'nın iç kesimlerin vuracağını belirtmekteymiş Zelenski. Hep birlikte bir Katar'a gidiyoruz. Katar insansız deniz aracı alacak. Katar Savunma Bakanlığı insansız deniz aracı tedariği için proje başlatmış. Proje kapsamında Katar Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenliği için İDA tedariği yapılacak. Katarlı yetkililer öncesinde Türk İDA'ları hakkında yorumlar yapıp İDA tedariğine sıcak baktıklarını söylemişlerdi. Bana soracak olursanız kıymetli dostlar, büyük ihtimalle Katar'a ulak satışı gerçekleşebilir. İlk insansız deniz aracımızı Katar'a satabiliriz. Hemen devamında ise Almanya'daki bir Türk gurbetçi ortalığı birbirine kattı. Almanya'da Yıldırım adlı bir Türk abimiz bir sokağın özel mülk olduğunu fark edince 2500 euroya 100 metrelik sokağı satın aldı. Durun daha bitmedi, asıl olay bundan sonra başlıyor. Ardından 3 Mayıs'a kadar ya evinizin önünü satın alırsınız ya da yolu kapatırım diyerekten sokakta ev bulunan herkese ihtar gönderdi. Almanya'da yaşanılan bu olay sonrasında özellikle de mahallede bulunan Almanların oldukça şaşkın olduğu belirtilmekteydi. Hemen devamında ise Sudan'a gideceğiz. Mısır'ın MiG-29 uçakları Sudan'da imha edildi. Sudan'daki darbe girişiminde Mısır'a ait MiG-29 uçakları havalimanında imha edildi. Şunu da belirtmek isterim ki Mısır Hava Kuvvetleri bu duruma oldukça alışık. Nasıl alışık? Kıymetli dostlar, İsrail ile Mısır'ın yapmış olduğu 6 gün savaşlarında da 1967 yılıydı sanırsam. O savaşta da Mısır Hava Kuvvetleri savaş uçaklarını havalandırmadan İsrail Hava Kuvvetleri tarafından savaş uçakları imha edilmişti. Yani Mısır'ın bu konuyu pek dert edeceğini ben sanmıyorum. Kendileri oldukça uçağı havalandırmadan imha edilmekte. Uzmanlar, Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nun kısa bir açıklaması oldu. Dedi ki Çavuşoğlu, 70 bin Ağızka Türk'üne vatandaşlık verdik. Şu anda Türkiye'de olan Ağızka Türklerinin tamamına da vatandaşlık vereceğiz diye Ağızka Türklerine önemli bir müjdesini paylaştı Mevlüt Çavuşoğlu. Ve son olarak Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar bugün sabah saatlerinde yapmış olduğu açıklamasında İran kuzeyindeki ZAP bölgesinde teröristlerin sözde kale olarak gördüğü ve girilmez diye nitelendirdiği Çemço adı verilen mağaraya girildiğini bildirdi. Hatta Milli Savunma Bakanlığımız Twitter hesabından Çemço mağarasına giriş anlarını da paylaşmıştı. Merak edenler Twitter hesabından izleyebilirler. Evet kıymetli dostlar, bugün de elimden geldiğince, dilim döndüğünce sosyal medya haberlerini sizlere aktardım. Umarım doğru ve net bir biçimde anlatabilmişimdir diyorum ve eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuza gerçekten beğenmişseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basarsanız bizleri oldukça memnun edersiniz. O zaman ne diyelim, kendinize çok iyi bakın. Hayırlı Ramazanlar. Her şey istediğiniz gibi olsun. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla.